müminler ve ehli küfür cehennemin kenarına getirilecekler. Yani cehennemin arazisine getirilecekler. Evet. Müslümanlar önlerinde bir ışık, sağlarında bir ışıkla getirilecekler. Zaten bunun anlamı cennete girecekler anlamındadır. O zaten ayette diyor Allah, yine şeytandan Allah'a sığınıyorum. Kuvvetle umarlar diyor cennete girmeyi. Yani belli çünkü Allah vaat etmiş yani ışık varsa önde ve yan tarafta bu mümin alametidir. Müminler oradan topluca o önünde ve sağ tarafında ışığı olan müminlerin hepsi alınıp götürülüyorlar cennete. Ehli küfür, Allah'a isyan edenlerse dizüstü o arazide bırakılıyor. Orada o ayrılık acısını hissettirmek ve Müslümanların da kurtuluş sevincini onlara hissettirmek için Allah'ın yaptığı bir süstür, bu bir güzelliktir. Yani o heyecanı yaşatmak için. Evet. Çünkü Allah tek düzelik yaratmıyor. Hep süs yaratır Allah. Bir hareketlilik yaratır, bir güzellik yaratır. Allah'ın yaratacağı bir hareketlilik ve güzelliktir bu. Orada müminler cennet kapılarını cennete girdikten sonra cennetin kapıları kapatılıyor. Büyük bir heyecan ve sevinç içinde oluyor tabii müminler. Artık sonsuzluğa kilitlenecekler müminler. Yani sonsuza kadar artık cennetten çıkmak yok. Elhamdülillah. Büyük bir sevinç, heyecan ve coşku içerisinde dünyada yaptıklarını birbirlerine anlatacaklar. Ben şöyle yapardım, böyle yapardım, çalışma yapacaklar. Müminler oraya giderken üstlerinde güzel bir nurdan kıyafetler olacak. Yani çıplak olmayacaklar. Fakat küfür ve delalet tamamen çıplak, tozlu, kirli ve çirkin halde haşredilecekler. Yani böyle insanların tiksineceği halde haşredilecekler. Müminler yüzlerindeki nurdan anlaşılacak. Allah diyor önlerinde bir ışık vardır, bir de sağlarında bir ışık vardır diyor. Yani o ilk haşredildikleri yer aydınlık değil, karanlık bir yerdir. Onun için bu gerekiyor yani ışığın olması. Ve sürücülerle beraber diyor Allah onları götürecek ruhani bir varlıktan bahsediyor Allah. Yanlarında sürücülerine gidecekler diyor. Bu müminler için bir güvenlik ve rahatlık olacak. Mümin hiçbir yerde zaten korkmayacak, rahatsız olmayacak, tedirgin olmayacak. O toplanma alanına geldiklerinde hepsi cehennemin arazisine getirilecekler tamamı. Yani müminler ve küfür de beraber, hepsi beraber getirecek. Yani müminler de özellikle getiriliyor ki oradan kurtulduğuna çıktığında cennetin kıymetini daha iyi bilsin. Yani sonsuza kadar tadını kıymetini bilsin. Bir de Allah'ın vaat ettiği şeyin ne olduğunu görmeleri de çok önemli. Çünkü cehennemden bahsediyor ama insanlar bilmemiş olacaklar. Allah o yüzden onlara göstertecek, müminlerin hepsine göstertecek. Müminlere Allah cennetime girin diyecek. Bütün müminler sevinç içinde bir sevinç sözleriyle ifadeler Allah'a hamd ederek cennet kapılarının içeri alınacaklar ve cennet kapıları kapatılıyor. Ve küfür orada bırakılacak. Biz inşallah cennete gittiğimizde Allah nasip etse yani ahirete gittiğimizde son olarak yani bir hükmen ve usulen güzellik olsun değil mi? Bir Allah sorgulama yapıyor. Yoksa Allah bizi zaten cennette yaratıyor. Müminsek cennetteyiz. Evet. Küfür de zaten cehennemde ama Allah orayı bir süslemiş. Önce bir o araziye geliyoruz. Düz araziye. Yani cehennemin arazisine geliniyor. Orada bir sorgulama var müminlere. Ve Cenab-ı Allah bu insan diyorlar mesela nedir bunun durumu diyor. Peygamber Efendimiz diyor ki ya Rabbi ben ona şahidim diyor. O çok güzel ahlaklı bir insan diyor. Ben onu gördüm diyor. Yani benim yanımda yaşadı diyor. Ben ona zaten ayete dikkat ederseniz şeytanı Allah'a sığınırım. Şahit ve müjdeci olarak diyor. Hı hı. Şahit ve müjdeci. Ben gördüm diyor bizzat bu insanı. Ben buna kefilim. İyi bir insan diyor. Cenab-ı Allah ben de diyor biliyorum öyle olduğunu. Geç cennete diyor. Güzellik olsun. Heyecan olsun. Yani hem peygamberin muhabbetini hem Allah'ın ona sevgisini en önemli zaten Allah'ın sevgisidir. Peygamberin muhabbetini de görüyor. Sevinç ve heyecanla cennete içeri girmiş oluyor. Mehdi de öyledir. Mesela Mehdi diyecek. Ya Rabbi ben buna şahidim. Ben bunu gördüm. Bu benim kişinin yanında. Ama bu münafık ve alçaktı. Mesela bu kahpeydi. Bu mesela ahlaksızlık yapmıştı. Bunu gördüm. Ama bu muttaki ve temiz bir insandı. Güzel bir insandı. Çile ehliydi. Bu benim arkadaşım, dostumdu diyecek. Onları sınırlı miktarda böyle bir şahitlik yapma ve onların lehinde konuşma hakkı veriyor Cenab-ı Allah. Güzellik olsun diye. Onları cennette de sevmelerine bir vesiledir bu. Münafıklar da onun acısını çeksinler diye böyle oluyor inşallah.
Yani iki kere aşağılanmış oluyor. Yoksa biliyor Allah onlar zaten münafık olduğunu, ahlaksız. Zaten öyle yaratmış, öyle göndermiş onları zaten. Orada Müslümanlar toplu bir araya gelecekler. O küfürle bir araya gelecekler. Yani müminlerin liderleri, öncüleri ve imamlarıyla birlikte bir araya getirirler diyor Allah. Yani biz peygamberimiz mesela sancağı etrafında toplanacağız. Museviler Hazreti Musa'nın sancağı etrafında toplanacaklar. Her grup öyle toplanacak. Sonra müminlere Cenab-ı Allah geçin diyor cennete. Cennet kapıları son derece muhteşemdir. Son derece güzel. Mümin oraya geçtikten sonra küfür orada bırakılıyor. Ondan sonra onlar da cehenneme alınacaklar. Ama cehenneme alındıktan sonra onlar bölümlerine gönderiliyor işte. Yani en feci azap çekecekleri